TRT Haber'den mutlu pazarlar sevgili seyirciler. Eğitim Editörü programıyla karşınızdayız. Bundan böyle her pazar eğitimci yazar Sayın Süleyman Beledioğlu ile birlikte TRT Haber ekranında uzman konukları ağırlayacağız. Bugün ilk programımızda Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'u ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün açıkladığınız yeni orta öğretim tasarımı ile ilgili konuşacağız. Akıllardaki soru işaretlerini gidereceğiz. Ve Sayın Süleyman Beledioğlu ile birlikte sorularımıza cevap arayacağız. Sayın Bakanım hoş geldiniz öncelikle. Tabii biz bugün bir eğitim programı refleksiyle hareket edeceğiz ve aslında yeni modelin içeriğinden daha çok etki ve sonuçlarını gözle görülmeyen belki de. Daha doğrusu şöyle bir şey var yani bu işten anlayan insanların kafasında. Yeni model iyi olan neleri daha iyi yapacak? Ya da zayıf olan neleri daha güçlü hale getirecek? Hangi problemi çözüp yerine neyi getirecek? İşte bu çerçeveden Sayın Bakanım bizim ilk sorumuz bilgi kuramı ile ilgili. Şimdi bilgi kuramı dersleriyle iyi gitmeyen neyi düzeltmeyi hedefliyorsunuz? Bir de işte PISA, TIMSS gibi uluslararası sınavlarda düşünce becerileri söz konusu olduğunda bir sıralama düşüklüğümüz var. Ama bunu TYT, LGS ve ALES gibi sınavlarda da yakalayabiliyoruz. O sınavlardan sonra şöyle bir ses yükseliyor. Okullarda biz bunun eğitimini almıyoruz bu soruların. Hangi şey? TYT'nin, LGS'nin. Peki bu bilgi kuramı bunlara bir çözüm getirecek mi? Bir ek yapabilir miyim Sayın Bakanım? Şimdi bu uygulamayla aslında eğitimimize bir sorun ezber. Ezber sorunu da giderir mi acaba? Şimdi aslında siz bütün cevapları verdiniz. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Burada şöyle bir şey var. Yani herhangi bir noktadan alıp her derde devaymış gibi bir çözümden bahsetmek elbette mümkün değil. Önce şunun çok iyi açıklanması lazım. Biz bir sistem tasarımı yapıyoruz. Yani büyük bir sistem ve onun alt sistemleri var. Bu alt sistemlerin de alt bileşenleri var. Bu bileşenlerden bir tanesi de ortaöğretim. Ortaöğretimle ilgili yaptığımız her şey aslında bu ana sistemle nasıl uyumlu hale gelir ve bütün alt sistemler birbirini nasıl destekler? Temel problem bu. Ortaöğretimle ilgili bilgi kuramı meselesine gelince, bilgi kuramı da ortaöğretim alt sisteminin bir bileşeni. Biz diyoruz ki çocuklarımız ne biliyor sorusuyla ilgileniyoruz. Ama nasıl biliyor? Ve bildiğini nereden biliyor, nasıl biliyor? Yani bilgiyi sınav sonuna kadar hatırlayıp unutmamak başarı sayılıyorsa eğer, o zaman bu gerçekten bizim kastettiğimiz eğitim olmamalı. Bilgiden kastımız bir çocuğun bir takım kanıta dayalı bilgileri ya da muhakemeye dayalı bilgileri, bunu hakikatle ilişkilendirerek, yani gerçekten bir soru sorarak, soruya da soru sorarak, bilgiye de soru sorarak acaba ben nasıl bir anlam kurarım? Yani ben bu öğrendiklerimi sadece tekrarın dışında kendim nasıl üretebilirim? Ve bu sorgulamayı nasıl yapabilirim? Bunun yöntemleri nelerdir? Tamam, sorgulayan öğrenci. Tamam da yöntemi ne? Düşünme araçları ne bunun? Duygusal araçları ne? Bütün bunlara baktığımızda öğrenci her ne öğrenirse öğrensin, bilgi kuramının diğer derslerin içine de yöntemsel olarak sızdığı ve bütün derslerin içinde biraz önce bahsettiğiniz uluslararası araştırmalar, sınavlar dahil olmak üzere bir aşinalık kazanmasını istiyoruz. Şimdi bizim çocuklarımızın karşısına bu tür sorular geliyor. Fakat biz sadece disiplin odaklı baktığımız için fen, matematik, kimya, fizik gibi onlar bütün bunların karmaşık halinden, bütünleşmiş halinden, bir gerçek hayat olayından yola çıkarak bilgiyi yorumlamasını istiyor. Sayın Bakanım, yani bilgi kuramı dersi bir fizik dersinin anlaşılmasına ve soruların rahat cevaplanmasına her etki dersin eder diyorsunuz. Her dersin her, örnek verin fizik tabii olarak, evet her dersin. Dışarıdaki hayatın yorumlanmasına, bilgiyle olan ilişkilerimizin daha billur hale gelmesi. Yaşam başarısı, evet, bazında hayat başarısı. Evet. Sayın Bakan, sınıf geçme yönetmeliğini gözden geçirerek çalışanla çalışmayanı ayırt edeceğiz dediniz. Bu düzenlemeyle neleri iyi hale getirmeyi hedefliyorsunuz? Aslında sınıf geçme kısmı ana yönetmeliğin bir parçası. Temelde eğer sınıf geçmek çok kolay olursa dört işlem bilmeden lise bitirilebilir.
ve giderek ülkenin öğretimsel düzeyi düşmeye başlar. Ve üniversite sınavlarında ya da başka giriş sınavlarında da yapılan net sayıları da düşmeye başlar. Bizim burada yapmak istediğimiz şey şu. Bir öğrenci belirli derslerden yüksek not alarak hiç öğrenmediği derslerden geçiyorsa eğer çok kolaylıkla, diyelim ki 6 tane zayıfı var ve geçiyor. Bizim bunu problem olarak görmememiz bir problem benim için. Bu çocukların bunu öğrenene kadar, belirli bir düzeyde öğrenene kadar bu konuyla muhatap olmaya devam etmesi lazım. Yani ben not ortalama tutturdum, dolayısıyla geçiyorum gibi bir kolaylığı bundan sonra çok fazla gündemde tutmamak istiyoruz. Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. Sınıfta kalma oranı nerede? Devamsızlık oranı hangi sınıflarda? Ve öğrencilerin bir dersten geçmekle ilgili olasılık matrisinde hangi derslerden kolay geçiliyor ya da geçilmiyor? Bütün bu sorulara baktığımızda şöyle bir sosyolojik sorun da çıkıyor. Öğrenci diyor ki, mesela sınıfta kafasını sıranın üstüne koysa ve dese ki, öğretmenim ben zaten geçeceğim, yani sen işine bak dese tırnak içinde. Öğretmenin sınıfta gücünü dikkate almak zorundayız. Öğretmenin itibarını dikkate almak zorundayız. Çocuk ya da genç ya da öğrenci eğer baştan geçmeyi garantilediyse orada bir öğrenme atmosferi oluşmaz. Bu atmosferi oluşturmak için planlıyoruz. Peki Sayın Bakan, bu savurganca not verme durumları, yani bu yönetmeliğe rağmen savurganca not veriyor bir takım kurumlar. Buna karşı bir önlem düşünüyor musunuz? Şimdi bunların tabii Türkiye'de yine bir sistem tasarımı yaptığımızı söyledik. 4, 7 ve 11. sınıflarda Türkiye'nin genel fotoğrafını çekmekle ilgili geçtiğimiz aylarda bir çalışma yaptık. Bu oldukça yüksek sayıda bir popülasyonu da öğrenciyi de içeri alan bir araştırmaydı. Bu araştırma uluslararası araştırmalar için de bize bir geri bildirim veriyor. Biz oradan hangi kurumun ya da öğretmenin savurganca not verdiğini de çıkartabiliriz. Elimizde başka araçlar da var. Yani bir öğretmenin akıllı tahtadaki işaretlemelerinden, dokunuşlarından bile bir big data'dan bir politika öğretmek mümkün. Yani hangi konuya giriyor, hangi site açılıyor, ne kadar süre geçiriliyor. Bu kadar detayda bir bilgi akışı söz konusu. Bundan dolayı da bizim bu savurganlığı kontrol etme araçlarımız bir soruşturma ya da bir müeyyide anlamında değil. Bizim başka bilimsel araçlarımız, tekniklerimiz, yöntemlerimiz var ve bunu rahatlıkla algılayabiliriz. Peki yaptırımı var mı? Elbette, elbette. Yani bunun yaptırımlarıyla ilgili süreç devam ediyor. Nitekim yönetmeliklerle bağlantılı olarak da bu konudaki çalışmalar sürüyor. Şimdi Sayın Bakanım, bu portfolyo konusuna gelince tabii özellikle biz şöyle bir soru geldi aklımıza bizim de. Yani öğrencinin biriktirdiği portfolyo çok kaliteli olduğu zaman bu sınavsız üniversiteye giriş ya da her üniversitenin portfolyoya bakarak öğrenci seçmesi gibi bir yolu açar mı? Böyle bir çabanız var mı daha doğrusu? Şimdi tabii eğitim bütün kademeler olarak, yani okul öncesinden yüksek öğretimin sonuna kadar birbiriyle iç tutarlı olması gereken, birbirini desteklemesi ve beslemesi gereken alt sistemler. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu olduğu kısmıyla, yani orta öğretimin sonuna kadar bu tutarlılığı sonuna kadar bu sistem tasarımı çerçevesinde gözetiyor. Yüksek öğretim kısmı ayrı bir konu. Yani yüksek öğretim kuruluyla ilgili bir konu. Bu dünyadaki gelişmelere bağlı olarak da elbette Türkiye'de kendi yüksek öğretim programları çerçevesinde hangi üniversite ne tür bir yaklaşım sergileyecek, bununla ilgili alınacak muhtemel kararlarla da bunlar netleşir. Ama bu tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanında olan bir konu değil şu anda. Çok özür dilerim Sezen. Bir soru daha soracağım onunla ilgili. Sizin açıklamalarınızda da var Sayın Bakanım. Bu YÖK'le koordineli çalışmalardan söz ediyorsunuz. Zannediyorum bunu da kapsayan şeyler genelde tabii. Şimdi bu bir süreç ve birçok konu var. Yani onlarca konu var. Bu konuların hepsi de bu süreç nasıl iyileştirilebilir? Buna dair, ama sadece şu konu veya bu konu diye somut bir şey söylemek mümkün değil.
Sayın Bakanım, ders türü sayı olarak azalıyor. Haftalık ders saat sayısında bir azam olacak mı? Yani bütün bunların hani öğrencilere katkısı ne olacak? Şimdi öğrencilere katkısı, aslında biz bütün sisteme öğrenci açısından bakıyoruz. Yani bu öğrenciler dünyadaki akranlarıyla nasıl yarışacaklar? Onlar belli eğitim içerikleriyle karşılaşırken biz niye onlardan geri kalalım? Neden bizim çocuklarımız dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bu dersleri almasın? Neden dünyanın birçok ülkesinde orta öğretimde işte 6-7 dersten söz edilirken neden bizde 16-17 dersten söz ediyoruz? Bütün bu soruların cevabını ararken öğrencilerin ilgi, merak, yetenek, becerilerinin daha yoğun olduğu alanlarda derslere yönelmelerine bir fırsat sağlıyoruz. Öğrencilerin sadece bu akademik dersler anlamında değil de biraz sonra belki konuşacağız. Bu hey dediğimiz içerik içerisinde de sanatsal ve sportif etkinliklerle daha çok uğraşabilmeleri için ve her öğrencinin bu etkinliklere katılımını sağlayarak öğrencinin dengeli yetişmesine hizmet etmek istiyoruz. Yani öğrenci buradan başka bir avantaj elde ediyor. Sadece soru çözerek bir liseyi tamamlamak durumunda kalmıyor. Her türlü becerisini ulusal ya da uluslararası sertifikalarla belgelendirerek de liseden mezun olduğunda elinde bir başka avantajı da ortaya çıkacak. Ve en önemlisi şu, örneğin işte sınava girecek. Diyor ki bu dersler yapılmasın, biz orada soru çözelim. Ya da ben rapor alayım, hastaymışım gibi yapayım. Aynen. Şimdi bu bir fiili durum. Peki bu niye yapılıyor? Çünkü öğrencinin ilgi, yetenek, merak ve yüksek öğretimde ulaşmak istediği alanda daralma ve derinleşme olmadığı için. Öğrenci bu şekilde derinleştiğinde, ki daha önce birçok alanda yetişme fırsatı var zaten. Ama bırakalım 12. sınıfta yüksek öğretime hazırlansın, sınava hazırlanmakla yetinmesin. Yüksek öğretime hazırlanırken de disiplinler üstü dersler dediğimiz derslerle aslında hayata ve iş dünyasına da hazırlansın. Evet bakalım, onlara ayrıca geleceğiz. Evet. Ben bir de şeyi sorayım Sayın Bakan. Bu biz öğretmenlerle sahada sohbeti çok yapıyoruz. Mesela bu etkinlik günlerinin ilk saatler mi, ortadaki saatler mi, son saatler mi olduğu ile ilgili böyle bir kaygı var. Yani son saate koyarsak öğrenci biraz daha az önce sizin dediğiniz yola başvurabilir. İşte gideyim, izin alayım falan diye, bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi biz belli okul tiplerinde simülasyonlar yaptık. Dedik ki büyük bir okul olsun, 60 derslikli bir okul olsun mesela, 24 derslikli bir okul olsun, çok programlı bir lise olsun gibi. Farklı liselerde bu program nasıl dönüyor? Bunu modelledik. Ve ne tür sorunlar çıkıyor? Buna baktık. Bu bir takım endişeleri de beraberinde getiriyor. Mesela bu ders adetleri azaldığında o zaman bizim derslerimiz olmayacak mı? Şimdi prensip olarak elbette biz öğrencilerimizin, gençlerimizin çıkarı açısından bakıyoruz. İlk baktığımız yer burası. Bu çocuğun hakkını teslim ediyor muyuz? Yoksa norm kadro endişesiyle onun hukukunu korumuyor muyuz? Yani norm kadroda sorun çıkar. Onun için çocukların ihtiyacı olan bu şeyi vermeyelim. Böyle bir şey yok. Önemli olan çocuğun ihtiyacı. Önemli olan bu ülkenin geleceği. Böyle baktığımızda şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Öğretmenlerimizin ders ücreti ya da ders saatleriyle ilgili bir problem olması söz konusu değil. Çünkü daha fazla çeşitlilik geliyor bazı açılardan da. Peki, evet. Bu anlamda da hey gibi programların daha çok öğleden sonralarına, ki ilkokul ve ortaokulda da tasarım beceri atölyeleri söz konusu olacak. Onun bir devamı olacak bu mesele. Konu şu, bunun saati ve ne şekilde yapılacağı okulun büyüklüğüne, imkanlarına ve başka parametrelere göre değişecek. Bunu nasıl değiştiğini biz gördük. Mesela her okulda aynı şeyi yapamıyoruz. Peki nasıl yapabiliriz sorusunu sorduğumuzda, o zaman elimize farklı ders çizelgeleri, seçenekleri çıktı. Ve bunların hepsini paylaşacağız zaten. Bir de bu, hani unutulmasın ki bu 4-5 seneye yayılmış bir şey bu. Yani hemen önümüzdeki sene Eylül ayında, bu Eylül'de
bütün orta öğretimde 9, 10, 11, 12'lerin hepsiyle başlıyoruz. Bu bize sadece hata yaptırır. Yani bizim hazırlanmamız lazım, altyapı kurmamız lazım, emin olmamız lazım, ondan sonra yürümemiz lazım. Yani 4-5 yıllık bir süreci yayacaksınız. Tabii. Ama bir nesil yetiştiriyoruz. Yani bu nesil yetiştirmeyi böyle birkaç ayda, bir senede halletmek çocukları hal etmeye yol açabilir. Tabii daha temkinli olmak lazım. Peki Sayın Bakanım, kariyer ofisleri. Evet. Sahada en çok tartışılan konulardan biri bu, sizin kulağınıza gelmemesi mümkün değil zaten. Evet. Şimdi rehber öğretmen ve sertifikalı branş öğretmenlerine bu teslim ediliyor. Şimdi orada öncelikle bana üniversitelerden, PDR bölümlerinden bazı akademisyen arkadaşlar şu notu ilettiler. PDR müfredatında iki tane kariyer danışmanlık dersi var. Bu kariyer ofisleri PDR mezunlarına bırakılmalıdır diye bir ısrarları var. Bir, bu konuya nasıl bakıyorsunuz? İkincisi, bu kariyer ofislerinde meslek odaları, fakültelerden, bölümlerden hocalar veya iş insanlarından da destek alacak mısınız? Şimdi biz aslında geldiğimiz günden beri işte bulma konferansıyla başladık. Bütün Türkiye'nin sektör temsilcilerini, kanaat önderlerini davet ettik. Yüzlerce sektör temsilcisi, federasyon, konfederasyon temsilcileriyle bir araya geldik. Yüzlerce akademisyenle bir araya geldik. Yüzlerce öğretmenle, okul müdürüyle vesaire. Şimdi bu bizim aylardır süren bir çalışmamız. Yani birdenbire oturup da işte bir ayın içinde bir şey hazırlanmadı. Ben gelmeden önce birkaç senedir üzerinde çalıştığım bir şeydi bu orta öğretim. Kariyer ofisleriyle ilgili de şundan endişe edilmesin. Bizim öğretmen eğitimini hep vurgulamamızın bir nedeni var. Yani öğretmen eğitimi benim anahtar kavramım. Orada başardığımızda başaracağız. İkincisi, rehberlik meselesi çok önemli ve içerik, araç gereç meselesi çok önemli. Üçüncü olarak rehberlik, kariyer konusu elbette rehber öğretmenlerin işi, kimin konusu olacak? Gerçi şu ana kadar kariyer rehberliği ile ilgili bir ders daha önceden yoktu. Yeni konuldu geçtiğimiz aylarda. Bu bir dersle olur olmaz, o ayrı bir konu. Ama bu meselenin ana aktörü, sorumlusu rehber öğretmendir. Fakat şu söylenebilir. Her okulda imkanınız var mı? Her okulda yetişebilecek misiniz? Yetişemez. Şimdi ben bunun cevabını bulmak zorundayım. Tabii yetişemez. Dolayısıyla okullarda kim var? Sınıf öğretmenleri var. Yani bir sınıfın sınıf öğretmeni var. Sınıf öğretmeni diyor ki her çocuğu tanıyorum diyor. Kimin nerede akademik başarısı olduğunu biliyorum diyor. Eğer ihtiyaç olursa rehber öğretmenlerin yönetiminde, otorizasyonunda yürütülecek olan bir kariyer ofisinden söz ediyoruz. Ve onun desteğe de ihtiyacı var. Bu sadece rehber öğretmenin tek başına yapacağı bir iş olmayabilir. Nitekim akademik bir takım, sosyal bir takım rehberliklerle ilgili desteğe ihtiyacı olabilir rehber öğretmenin. Yani bir rehber öğretmen sınıf öğretmeni kadar notlar, sınavlara hazırlık, dersler vesaire, bunlardan haberdar olmayabilir her öğrenci için. Ama kariyer ofisinde bunun bilgisi de lazım. Bir işbirliği var ama çok net olarak, hiç uzatmadan, bunun ana sorumlusu rehber öğretmendir. Şu anlaşılabilir mi peki Sayın Bakanım bundan? Rehber öğretmen sertifika almış öğretmenlerin lideri gibi orada. Yani ondan sorumlu bir kişi. İhtiyaç, böyle anlayabilir tabii miyiz? Tabii ki ihtiyaç olursa, olmazsa zaten yeterliyse rehber öğretmenlerimiz bu işi yürütecek eğitime sahip. Bizim tabii beklentimiz şu, psikolojik danışma ve rehberlik alanından mezun olanların kahir ekseriyeti, yani çok çok büyük bir kısmı, neredeyse hani %90'dan daha fazlası okullarda çalışıyor. O zaman eğitim biraz okula dönük olsun. Yani her alandan, eğitimden ziyade biraz okula dönük bir eğitime ihtiyacımız var. Çünkü okulda bunun fırsatlarına ihtiyacımız var. Yani mezunların mezun profiline baktığımızda, hangi becerilerle bize geldiğine baktığımızda okulu daha fazla tanımaları gerektiği kanaatine varıyoruz. Ve sonuçta hiç şey yok, yani burada beis yok. Tamamen rehber öğretmenlerimizin başında olduğu bir iş. Peki burada istersen bir soru daha soracağım. Çok önemliydi bu, çok özür dilerim. Peki eğitim fakültelerinde bir buna yönelik düzenleme sinyali alabilir miyiz buradan Sayın Bakanım? Şimdi zaten eğitim fakülteleriyle ilgili Yüksek Öğretim Kurulu'yla görüşmelerimiz var.
Ve bu dünyada akan bir gidişat var. Biz bunu yok sayamayız. Ve bu disiplin temelli bakış açısından, disiplinler üstü bakış açısına doğru giderken eğitim fakültelerinin bunu dikkate almaması mümkün değil. Öğretmen yetiştirmede bizim 4-5 yıllık bir süreçten söz ediyoruz ya öğretmen, orta öğretim için. Bu aynı zamanda bu 4-5 yılın öğretmen yetiştirme tarafında da bir 4-5 yıl senkronize gitmesi gerektiğini de gösterir. Teşekkür ederiz. Kariyer ofisleriyle ilgili bir şey soracaktım ama onu Sayın Hocam sordu. Şimdi bir başka soruya geçeceğim. Öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre yönlendireceğiz dediniz ama şimdi aileler kendi tercih ettikleri alana çocuklarını yönlendirmek isteyebilir. Yani hani sözelci olan bir çocuğu işte TM'ci yapmak isteyebilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız nasıl bir uygulama yoluna geçeceksiniz? Şimdi bizim elbette hani mekanik olarak bu öğrencimiz buraya, bu öğrencimiz buraya diye bir karar almamız söz konusu değil. Nihayetinde aile bunun içinde. Fakat getirdiğimiz şey şu. Biz aileye diyoruz ki sizin çocuğunuzun ilkokul, ortaokul ve lisede hangi özelliklere sahip olduğuna dair biz gerek portfolyo içeriğinden, gerekse e-rehberlikte var olan testler, ölçekler gibi bir takım çocuğu tanıma araçları sonucunda elde ettiğimiz bilgileri aileyle paylaşacağız. Hı hı. Aile çocuğunu tanımak için derin bir bilgiye sahip olacak yıllar içerisinde. Ve bir öğrenci 12'ye gelip de acaba ben hangi alanı seçsem, acaba şunu mu alsam, şuraya mı gitsem, buraya mı gitsem belirsizliğini yaşarsa, bu kendisini tanımadığını gösterir. Ailenin de tanımadığını gösterir. Hı hı. Ailelerimiz şunu fark etmeli. Bir öğrenciyi şu anda piyasada daha güncel ya da geçerli diye başka bir alana, çocuğun hiç yatkın olmadığı bir alana gönderirlerse, oranın ikinci, üçüncü, dördüncü kişisi olur. Oranın asla birinci kişisi olmaz. Yani her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır. Ve nerede sıçrama yapabilir bir çocuk? Yetenekli olduğu alanda yapar. Ama bu öğrenci senin yetenekli olduğun alanda çok fazla iş fırsatı yok. Dolayısıyla sen yeteneğini boş ver. Yapabildiğin kadar şunu yap dediğimizde zaten o çocuğun hayatının önüne engeli biz koymuş oluyoruz. Evet. Peki şimdi ailelere de seminerler veriliyor okullarda. Bu kariyer, işte meslek seçimi, sizin dediğiniz gibi dediniz ya hani zaten öğrenci daha öncesinde bilgilendireceğiz, aileler evet. de öyle ama bu gibi konularda eğitimler verilecek mi ailelere? Bütün ailelere, bütün ailelere. Mesela bir portal hazırladık yaklaşık bir ay önce, Mesleğim Hayatım portalı. Bütün meslekleri, Türkiye'de var olan meslekleri, iş fırsatlarını, nereden mezun oluyor, çalışma ortamı nedir, geleceği nedir, kaç yıllık bir geçmişi var Türkiye'de. Bununla ilgili birçok bilgiyi içeren bir portal var ve isteyen veliler, çocuklar, öğrenciler, öğretmenlerimiz bakabilir buraya. Bu şunu getirecek. Eğer siz çocuğunuzla ilgili daha çok veri alırsanız ve onun neye yatkın olduğunu, nerede atak yapabileceğini fark ederseniz o zaman zaten kıyamazsınız çocuğunuza. Ama öbür türlü kendi özgeçmişinizden yola çıkarsınız. Biz zamanında şunu yaşadık, şunu yaşamadık. Dolayısıyla çocuklarım için şu kararı veriyorum dediğinizde biz kendi özgeçmişimizle çocuğun özgeleceğini karartırız. Bunu zaten yani şu anki dönemde de bunu düşünen ve bunu yapan, evet. uygulamak isteyen çok aile var. Öyle değil mi hocam? Siz öyle. Daha çok öğrencilerle, velilerle hep temas halindesiniz. Gerçekten bu anlamda önümüzdeki dönemde bu uygulamayla birlikte ailelere de eğitim verilmesiyle lazım. Evet, evet. bu düşünce kalkacak. Biraz evet. da anne olarak soruyor galiba. Evet. o Sezen, aslında Ziya hocam şöyle de bir gerçek var. Şimdi veli tamam iletişimi anlıyor. Yani genelde ben çok sunumlar yapıldığını biliyorum iletişim konusunda ama fakat çocuğa dışarıdan yüklemeler yapılıyor. Şöyle çalış, böyle çalış, şu ödevi yap, bu ödevi yap, şu kadar uyu falan filan. Şimdi velinin o dışarıdan gelen sosyal medyayı da düşünürseniz doğruyla yanlışı ayırt edebilme kapasitesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir görev üstlenmesi var mı? Aslında Sezen'in sorduğu sorunun bir devamı da buydu. Şimdi aslında bu sınava hazırlanan işte 100 çocuğumuzun diyelim ki 10 tanesi işte sınavla alan bir okula giriyor. Şimdi aslında
her bir çocuğa yöntem veriliyor, teknik veriliyor, kurs veriliyor, etüt veriliyor, işte ders yapılıyor. Bu yapılmasına rağmen 90 öğrencimiz buraya girmiyor. Şimdi burada önemli olan bu etütler, kurslar, dersler vesaire değil. Siz hiç dershane olmasa, hiç etüt kursu olmasa, şu olmasa, bu olmasa şunu fark edersiniz. Yine belli çocuklar o sınavı kazanırlar. Yani çok doğru. Sadece evet. Şunu yaparsınız. Bu çocuklar eğer 3 soru çözüyorsa 4 soru çözebilme kapasitesine yardımcı olursunuz bu tür desteklerle. Asıl olan şey şu, bir öğrenciyi öğrenci yapan şey derste ne yaptığından çok ders dışında ne yaptığıdır. Asıl hayata hazırlayan şey orası. Çocuğun sınavla bütün çocukluğunu çalarsam, bütün ergenliğini elinden alırsam, bütün hayat neşesini elinden alırsam zaten kazansa da bir şey kalmıyor. Evet. Bundan dolayı o 90 çocuğumun nasıl fırsatlarla, zengin fırsatlarla karşı karşıya olduğunu ailelerimizin fark etmesi lazım. İnanılmaz bir alan var yani ve bu alanlarda çocuğumun nasıl yetiştiği çok önemli. Neyle karşılaştığı, merakının nasıl desteklendiği ve şu hikayelerle hani birçoğunuz karşılaşmışsınızdır. Okulda çok başarılı değildir. Ama hayatta çok başarılıdır. Evet. Dolayısıyla iki şeyi karıştırmamak lazım. Okul başarısıyla hayat başarısının örtüşme oranı çok düşük. O nedenle çocuğun deneyim kütüphanesini büyütmek lazım. Çocuğun ilgi ve merakını takip etmek lazım. Çünkü o yaratılışın hizası, yaratılışın pusulası o. Ona baktığımızda o çocuk orada zıplar. O zaman bu kariyer ofisleri öğrencilere yardım ettiği kadar belki velilere de yardımcı tabii, olacak. Tabii. Yani tercih dönemlerinde bir rol üstlenecek mi kariyer ofisleri? Artı sizin dediğiniz gibi okulun dışındaki o sosyal hayatlarına da el uzatacak gibi elbette. Gözüküyor sizin tabii. Anlattığınız kadar. Mesela biz okul sporlarıyla ilgili birkaç girişimde bulunduk, protokoller yaptık. Voleybol gibi birkaç alanda. Okul sporları okul dışında inanılmaz gelişti. Ve yani binlerce sporla uğraşan genç öğretmenler dışarıda iş fırsatlarına sahip oldu bu yüzden. Yani bunu bir hayat sahnesi gibi düşünmek lazım. Sadece okulun içi gibi değil. Mesela biz bazı dersleri uzaktan öğretimle ya da okul dışında alma fırsatı da getireceğiz. Yani orası sadece sınıfa girdim çıktım meselesi değil. Bu bir hayat meselesi. Diyelim ki dışarıda akredite bir kursa gitti çocuk, bunu da belgeledi. Bunu da biz niye saymayalım, kredilendirmeyelim? Hı. Yani ya da dedi ki ben 11'e geldim, alanımı değiştirdim. Fakat alttan da ders almam gerekiyor. Şimdi nasıl alacağım? Öğretmen de yok. Sınıf açılamıyor. O zaman ben sana bunu uzaktan öğretimle veririm. Sen sınavına girersin. Bu da çok hani yeni bir uygulama olacak. Şunu fark etmemiz lazım. Efendim imkanlar yok. Efendim öğretmenler yapamaz. Evet. Böyle bir şey yok. İmkan yoksa bu dijital dünyada birçok imkan getirilir. Öğretmenlere eğer hak ettiği hizmet içi eğitim verilirse öğretmenlerimiz bunu fazlasıyla başarır. Çünkü öğretmenim şunun farkında. Ben zamanın ruhunu yerine getirmezsem, çağın gereğini karşılamazsam bu çocuklar zayıf yetişecek. Ve diyecekler ki, keşke bizler bu okulda okumasaydık. Keşke siz bizim öğretmenimiz olmasaydınız. Keşke böyle bir eğitim sistemi olmasaydı diyecekler. Biz bunun cevabına hazır olmalıyız. Aslında eğitim nedir sorusuna cevap ararken siz onu da bir düşünürün söyledi. Çok güzel bir şey var. Aslında bilim insanı, pozitif bilimci. Okulda öğrendiklerim çıkınca geriye kalan eğitimdir evet. diye kestirip atmış ki siz o şeyden gidiyorsunuz. İkisini birleştiriyoruz. Evet. O da var, o da var. O da var, o da var. Evet, eğitimle şey o şekilde ayırmış. Aslında Sayın Bakanım şunu açıkladığınız zaman biz yine de bir soralım. Bu disiplinler üstü yaklaşım aslında yine bir bütünlük içinde gelmiş. Hep böyle öğrencinin düşünerek, deneyimleyerek bulmasına yönelik bir gayret içinde bu model. Peki orada yine az önce cevabını verdiniz ama bir teyit etme adına söylüyorum. Öğretmenlerin bu yöntemi kullanması için öğretmen yatkınlığı ile ilgili çok özel çalışmalar var mı? Var tabii. Şimdi burada aslında disiplin ve disiplinler dediğimizde diyelim ki biz bir kalem yapacağız. Bu kalemin içindeki fiziği, kimyayı, formülleri vesaire matematiği
estetiği, sanatı hepsi var bunun içinde. Biz bunları parçalıyoruz ve her birini çocuğa ayrı ayrı veriyoruz ve çocuk kalemi görmüyor. Yani o formülü niye öğrendiğini bilmiyor. Onun hayattaki karşılığını anlamlandıramıyor. Fakat asıl olan şey şu. Biz bunu yaparken neye ihtiyaç duyuyoruz? Birçok disipline. Bir sanatçı lazım, estetik bakış lazım, mühendis lazım, efendim tasarımcı lazım, matematikçi lazım vesaire vesaire. Bütün bunların hepsini dışarıdaki hadiseler, diyelim ki sokaktayız, arabalar var, işte otomasyon söz konusu, ışık elektrik sistemleri var, enerji var vesaire, birçok şey var. Öğrenci hayattaki karşılığının içinde bu disiplinleri nasıl görecek? Yani ben bunu burada öğreniyorum ama bu ne anlama geliyorun sorusuna ihtiyacı var. Biz bunu yapmadığımızda biz sadece soru çözeriz, sorun çözemeyiz. Soru çözerek bir yere varmak mümkün değil. Sorun çözmek için de disiplinler üstü bakış lazım. Bunu çok uzun yıllardır işte Avrupa'daki, Amerika'daki, Japonya'daki lise öğrencileri, ilkokul öğrencileri yapıyorlar. Biz bunu yapmazsak çocuklarımızdan esirgemiş oluruz. Dünyayı anlayamazlar ve yarışamazlar asla. Bu düzenlemenin paydaşları ve materyal desteği olacak mı peki? Elbette. Bununla ilgili üniversitelerimizle protokoller, özel sektörle protokoller, konfederasyonlarla, efendim spor federasyonlarıyla, onun ötesinde mesela Harvard Üniversitesi gibi üniversitelerle protokoller yaptık matematik fen eğitimi konusunda disiplinler üstü bakış açısını ortaya koyabilmek için. Ve bu hazırlıkla ilgili yayınlar, bir takım portallar, web içerikleri vesaire, bütün bunların hepsi şu anda çalışılıyor ve uluslararası kuruluşların da desteğini de alıyoruz bu konuda. Çünkü bu bir know-how nihayetinde. Bu know-how'ı bizim içselleştirebilmemiz bir süreç gerektiriyor. O yüzden mesela biz Eylül'de 9'a başlamadık. Mesela 9'a başlayıp bir sonraki sene 10. sınıf, bir sonraki sene 11 diyebilirdik. Seneye bile 9'a başlamadık ki bu dediğimiz hazırlığı yapabilelim diye ve biz 1,5 sene içinde bunu yapabiliriz. İnşallah yolunuz açık olsun. Yani sayın. Herhalde evet. İlk etapta bu düzenlemeyle başlayacağız. Tabii. Hani 4-5 yıla yayacağız dediniz ama sanıyorum 1,5 sene sonra tabii. İlk hayata geçirecek 9. sınıfın kitapları, materyalleri, öğretmen eğitimi, bilişim altyapısı bunların hepsi hazır olmuş olacak. 2020-21'de başlıyor. Evet. Adım olarak. Peki Sayın Bakanım ne kadar süremiz kaldı sizden bilmiyorum ama. 10 dakikadan az bir süremiz var. Öyle söyleyeyim. Öyle çok güzel. Peki 12. sınıfların ders çizelgesi değişecek diyorsunuz. Üniversite sınavına değil de üniversite hayatına hazırlanma yani transdisipliner derslerden bahsediyorsunuz Sayın Bakanım. Şimdi bizim de aklımıza hemen şöyle bir şey geldi. Evet. Yine sahadan aldığımız verilerle söylüyorum. Bunu 12. sınıfta yapıyorsunuz bakanlık olarak. Öğrencilerin de teste, güncel bir soru bu, etüte, efendim işte sınava odaklandığı bir zamanda çocukların dikkatini buraya nasıl çekeceksiniz? Şimdi LGS'de biz bunu yapıyoruz aslında. Ve bir sistemin kontrol edilmesinin değişik araçları vardır. Sistemi ya bütünsel olarak tasarlar yönetirsiniz ya da geçiş döneminde küçük araçlar kullanırsınız. Mesela biz ölçme değerlendirmeyi sınıftaki ders işleme yapısını değiştirmek için kullanıyoruz şimdi. Nasıl kullanıyoruz? Soruları daha disiplinler üstü ve bu uluslararası araştırmalardaki sorular gibi sormaya başladığımızda öğrenci eğer Milli Eğitim Bakanlığı müfredat olarak akıllı şehirler dersi koyacaksa Yükseköğretim Kurulu'nun ortaya çıkaracağı sınavlar da Milli Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu biliyorsunuz. Eğer öğrenci bir sınava hazırlanacaksa ki hazırlanacak, eğer soru çözecekse ki çözecek, o zaman bunu disiplinler üstü bir soruyla karşılaşarak çözecek. Bunu da disiplinler üstü bir derste görerek o soruyla karşılaşacak. Yani bu ayrı bir ders ama sınav başka bir soruya sahip. Ben şu sınavın sorusuna hazırlanayım. Böyle bir şey yok. Bütünlük. Tabii. Bütünlük. O iç içe harmanlanacak. Hamur olacak. Ve bir öğrenci eğer davranışsal ekonomi diye bir ders alıyorsa bunun müfredatını biz ÖSYM'ye bildiriyoruz. Her sene bildiriyoruz. Oradan soru gelebilecek.
Tabii ki. Tabii ki. O zaman belki de bu transdisipliner derslerin yerine bazı eğitim kurumları için söylüyorum. Sınava hazırlık dersleri yapalım onun yerine gibi bir yola gidemeyecekler. Hayır, sınava hazırlık o zaten. Aha. O mecbur ona çalışacak. Evet. Ve çünkü sınavda da çıkacak tabii, dediğiniz için. Tabii ki. Yani bu fantastik bir şey değil. Evet. Bu tamamen hayatın kendisi. Yani birçok ülkede farklı uygulamalar var. Aslında üniversite sınavı lise bitirme sınavı değildir. Yani bakalorya değildir. Üniversite sınavı üniversitelerin kendi öğrencilerinde aradıkları becerileri yoklayan bir sınavdır. Türkiye'de bu böyle değil. Yani birçok dünya ülkesinde lisenin bitirme sınavı ayrıdır. Üniversitenin sınavı ayrıdır. Yani birçok konuda portfolyo, işte SAT vesaire gibi bir buket yaparlar ve bunların hepsine bakarlar. Ama biz sadece bir tek şeye bakıyoruz. Yani bu sınava bakıyoruz. Sınav da lisenin bitirme sınavı aslında. Yani liseden sorulan sorular. Üniversitenin sınavı lisenin soruları olmaz aslında. Üniversitenin kendi ihtiyacı olan sorular olur. Evet. Ona biraz zaman daha var Türkiye'de. Peki Sayın Bakanım, aslında sahadaki birçok hoca şeyi söyledi. Biraz hani size ileteceğim sadece. Bu 12. sınıftaki dersleri 11'de yapsak olmaz mı dediler ama siz onun cevabını olmaz. Verdiniz. Zaten verdiniz. Zaten biz bunu oradan soru gelecek dediniz. İş bitti. Tabii ki. Sayın Bakanım, son 3 dakikamız var. Bir soru sormak istiyorum. Aileler çokça sordu. Kasım ve Nisan tatilleri. Evet. İlişkin. Hani takviye derslerle de doldurulabilir mi? Hani acaba bazı eğitim kurumları bunu yapacak. Öyle konuşmalar da var. Nasıl bir önlem alınır bu konuda? Yani o şimdi tatilleri bizim, doldururlarsa eğer. Şimdi bizim yaklaşımımız bir zabıta mantığı ya da itfaiyeci mantığı değil. Yani yangın çıksın nasıl söndürürsünüz? Nasıl önlem alırsınız? Biz böyle bakmıyoruz meseleye. Biz meseleye bunun şartlarını hazırlayarak ve orada ortaya çıkabilecek etkinlikleri elbette izleriz, gözleriz. Bunun bir takım hukuki sonuçlar olur, yaptırımlar olur. O ayrı bir konu. Ama bütünüyle şu şekilde olsun ya da bütünüyle bu şekilde olsun. Bu bir geçiş süreci isteyen bir şey. Yani zihinler hazırlanacak buna. Ama zihinlerin hazırlanabilmesinin bir koşulu var. Her sistem önce mekaniğini kurar. Sonra o mekanik kurulduktan sonra yani nasıl çalışacak, nasıl işleyecek? Bu kültürünü üretir. Kültür belli bir seviyede üretilince zihniyet dönüşmeye başlar. Yani bizim hemen mekanik döneminde herkesin zihniyeti değişsin diye beklentimiz yok. Sadece bunun şartlarını düzenlemekle ilgileniyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Sizin bir soru daha. Çok kısa alabiliriz. Şimdi sosyal medya kuyusuna atılan bir taş var Sayın Bakanım. Siz bunu defalarca açıkladınız ama bir de burada rica ediyoruz. Matematik seçmeli ders oldu, yandık diye ortalık ayağa kalktı. Bakın bilgi kuramı dersi niye lazım anlatabildim mi? Bundan lazım. Bakın birisi bir tweet atıyor. Diyor ki matematik seçmeli hale gelmiş. Şimdi o tweet'i biri görüyor, 100 bin kişi görüyor, 200 bin kişi görüyor. Ve diyorlar ki matematik seçmeli olmuş. Bak hiç kimse şunu yapamıyor. Ya Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesi burada. Hemen mep.gov.tr'ye yazdım. Acaba doğru mu bu söylenen? Asla doğrulamıyor. Ve o kadar komik bir durum ortaya çıkıyor ki mevcutta 9 ve 10'da zorunlu matematik. 11 ve 12'de değil. Biz diyoruz ki 9-10 az diyoruz. Matematik çok önemli. 11'de de zorunlu olsun diyoruz biz. Aksine başka bir şey söylüyoruz. Ve insanlar hani nasıl komik bir duruma düştüğünü fark etmiyorlar. Ve asıl bilgi kuramı dersi yani sorma, sorgulama ve niyetini salih tutma meselesi çok önemli burada. Çok net bir cevaptı. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Evet sevgili seyirciler, bugün Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Sayın Ziya Selçuk'u ağırladık. Yeni orta öğretim tasarımı konusunu konuştuk. Sınav sistemini, azalan ders sayılarıyla hedeflenenleri, ailelerin, öğrencilerin, eğitim dünyasının merak ettiklerini eğitimci yazar Sayın Süleyman Belediyeoğlu ile birlikte sorduk. Bakanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya pazar yine TRT Haber ekranında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ağzınızı seveyim.